Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Aurora Caprossi R50-6 motosikletimizin bakımı ile ilgili size bilgi vereceğim. Kanalıma destek olmak amacıyla yorum yapıp abone olur musunuz? Teşekkürler. Arkadaşlar motosikletimiz çalışırken ilk başlangıçta rölantisi çok düşüktü. Bu yüzden de ya hemen stop ediyor veya tekrar çalışma problemi yaşıyorduk arkadaşlar. Motosikletimizin oturak kısmını söktük komple. Burayla ilgili size detaylı bilgi vereceğim. Takipte kalın. Arkadaşlar ilgili alanı söktükten sonra şu kısmı söktükten sonra karşıya alıyoruz. Daha sonra 13 anahtar yardımıyla öncelik olarak şu vidayı gevşetiyoruz arkadaşlar. Şu aradaki mesafe açılıyor biraz. Yani çok abartmayalım. Ya az bir şey yapacak olursak şu kadar bir boşluk bıraksak yeterli. Şu aradaki boşluk kadar bir mesafeyi şu arada boşluk yapacağız arkadaşlar. Yaptıktan sonra ne yapacağız? Gaz telini gerginleştireceğiz. Yani çok yapmayacağız. Bu sefer ne olur? Yakıt olarak bizi üzer. Şunu gevşettikten sonra biraz bunu sıkıyoruz arkadaşlar. 13 anahtar yardımıyla böyle sıkıyoruz arkadaşlar. Sıktıktan sonra şurayı elimizle kontrol ediyoruz. Şu teli arkadaşlar kontrol ediyoruz. Yani çok kendini salmayacak, çok da gergin olmayacak. Yani çok gergin olursa skuterlarınızda çalışır çalışmaz kendini ileri atar arkadaşlar. Bu da bir problemdir. Yani şu gerginliği bakın. Hem gergin hem gergin değil. Buraya kadar getirilecek arkadaşlar. Daha sonra test amaçlı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Yine biraz daha boşluk var arkadaşlar. Bakın. Bakın. Yani bunu bile rölantisiz olduğu için bunu bile oynatıyor arkadaşlar. Cansız ve ürkek çalışıyor. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Biraz daha bunu boşandıracağız. Hafif. Daha sonra tekrar şu vidayı sıkacağız arkadaşlar. Yani gaz telini biraz daha şey yapacağız. Ondan sonra tekrar çalıştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar biz tekrardan sıktık biraz da. Tekrar bakıyoruz. Evet şu an çok güzel çalışıyor. Tam rölanti arkadaşlar. Bakın. Tam rölantisi şu anda. Gaz veriyoruz. Tekrar kapatıyoruz arkadaşlar. Kapattıktan sonra ne yapıyoruz? Burada şu ilgili bakın bunu sibobu biraz yerine oturmamışsa oturtuyoruz arkadaşlar. Daha sonra etrafa bakıyoruz. Burada herhangi bir şey var mı? Tekrardan kapatmadan herhangi bir problemimiz gözükmüyor. Daha sonra ben ne yaptım arkadaşlar? Motorum temiz olsun diye. Pas sökücü ve yağlayıcı. Bununla ne yaptım? Etrafı biraz sıktım arkadaşlar. Tertemiz. Hem pas oluşmuşsa pası engellesin. Hem de pastan sonra yağlamayı sağlasın diye arkadaşlar. Ama dediğim gibi abartmamak kaydıyla motorumuzu temizliyoruz. Size bir tavsiye daha vereyim. Yakıt borumuzu arkadaşlar her seferinde kontrol edelim ki bir patlak veya yerindeki kelepçe çıkmış mı çıkmamış mı diye kontrol edelim ki bu bizim hem yolda kalmamızı engelleyecek hem de aracımızın yani motorumuzun skuterimizin daha sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Son olarak kontrol ettikten sonra ve temizledikten sonra ilgili alanı koltuğumuzu yerine geçiriyoruz. Ve bu şekilde
motosiklet rölante sorunumuzu gideriyoruz arkadaşlar. Eğer sizin de motosikletleriniz veya skuterlarınız rölantisiz çalışıyorsa ve ilk başlarda çalışırken istop etme gibi sorunlarınız varsa, yapmanız gereken ilk ve tek şey ilgili gaz ayarını kendiniz yapmanızdır. Normal bir sanayiye gitseniz, yani bunun için alacakları yani yaklaşık 150-200 lira. Çünkü sökmesi, temizlemesi vesaire, demek istediğim yani 2022 şartlarında durum bu arkadaşlar. Yani çok basit aslında. Sizin hem zevkli bir iş olarak yapmanızda hem de kendi işinizi kendiniz öğrenmenizde bu şekilde çok kolay arkadaşlar. Tekrar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Herkese şimdiden teşekkürler.